Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coins'i kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamlar kardeşlerim. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizler birlikte çok fazla konuyu konuşacağız ama bunu yaparken Player of the Month yani ayın oyuncusu Sadio Mane ile Prime Patrick Vieira'yı arkadaşlar kadromuza katacağız. Bunları da bugün SBC'lerini tamamlamış olacağız. Şimdi bugün hem SBC'lerden konuşacağız, hem SBC'leri nasıl daha ucuz yapabilirsiniz bunu konuşacağız. Hem de e-sports'un arkadaşlar nasıl insanları dolandırdığını sizlere anlatacağım. Ee, geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz ki e-sports'ta, geçtiğimiz haftalarda bayağı oldu aslında ama bir karar gelmiş. Demiştik ki artık oyunda e Prime konular yerine Moment ikonlar olacak demişti ve bu moment ikonlar da demişti eğer şu ana kadar priming yaptıysanız farklı bir seçenek olacak ve bu seçenek sayesinde yapmış olduğunuz ikonu e, bir üstüne yükseltebileceksiniz demişti. Tabii ki insanlar hani en azından mesela George Best yapan olabilir, e, Ferdinand yapan olabilir hani bunların çıkacağını bekliyorlardı ama belki Ferdinand falan çıkmadı sevgili dostlar. E, o çıkmayan hani hem database ekleyip hem çıkmayan katları da zaten bu videoya koyacağım hacı falan da var hem de Galatasaray forması ile. E, demişlerdi ki işte artık prime ikonlar yok, moment ikonlar var. Şöyle böyle falan artık moment ikonları çıkarabileceksiniz. onu sebecelerini yapabileceksiniz. Eyvallah güzel güzel gel yani geliyorlardı arkadaşlar. işte Luis Hernandez'ler, işte Cruyff'lar falan filan. Ve bu hafta cuma günü tabii herkes saat 8'e yine de yine bekliyor. Yani çünkü insan artık Ronaldo Ronaldinho'yla falan oynamak istiyorlar. E, durum böyle olunca beklentiler de yüksek oluyor ve bunlar sevmecedir çıkarıyor. Ben de dikkatimi çekti. ve baktım işte Pele, Vieira falan, Prime, diğerleri Moment falan. Dedim ilk baştan yanlış bir şey mi yaptılar falan diye düşündüm ki biliyorsunuz e-sports'tan bu tarz yanlışlar hep oluyor. Hep böyle bir bilgi paylaşımında yanlışlar, team of the weekleri, reytingi yanlışlıkları, forma yanlışlıkları vesaire gibi çok basit hatalar yapabiliyorlar. Bundan dolayı ben ilk başta hata olarak düşündüm hani e, neden hani dedim adamlar moment deyip de niye prime'ını çıkardı falan. İlk başta hata olarak düşündüm sonra e-sports'tan yanıt geldi İşte bundan sonra e, moment sbc'ler çıkmayacak bu oyunda çıkacak olan en son sbc'ler bunlardı gibi. Ee, bir tweet geldi. Yani artık bundan sonra oyunda herhangi bir ikon sebebi çıkmayacağını söylediler arkadaşlar. Ve bu arada moment ikonu olup sebebi çıkmayan kartlarda kaldığı sanırsam ee, birkaç tane. Bu da gerçekten enteresan bir vaka oldu bizler için. Ee, Tabi durum böyle olunca insanlar dedi hani kardeşim biz bekledik 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 şimdi siz prime'ı çıkarıyorsunuz ve e Sports'un burada ön gördüğü sebep çok enteresan. Bizim bir SBC için biçtiğimiz fiyattan daha pahalıya geleceğini düşündüğümüz için Momut ikon SBC'lerini çıkarmıyoruz dedi. Eyvallah güzel. E, o zaman şu anda baktığınız zaman mesela e, Prime R9'un SBC'si yani 96 rating. E, bizim fenomen Ronaldo biliyorsunuz arkadaşlar saçlardan zaten. E, o kardeşimizin SBC'si 5.6 milyona yapılıyor. Zaten kendisinin marketteki değeri aynı. Yani marketteki değeriyle kendi market e, SBC değeri aynı. Paketlerden bir şey çıkmasını umuyorsunuz falan vesaire. Yani aslında bu da SBC kuralına aykırı. Neden aykırı? Geçen senelerde hatırlayacaksınız. Mesela ben Prime R9'u 3.5 milyona yaptığım Metal olarak hatırlıyorum. Futbindeki değeri de galiba 3.7 milyon falandı. Yani o civarlara yapılabiliyordu bu kart. Zaten kadro kurma görevlerinin avantajı markettekinin daha makul bir fiyata geleceği için yapılmasıdır arkadaşlar benim kendi görüşüm. Zaten yani aynı parada olsa ben giderim e, kendisine mesela şu anda bana deseniz ki siz Oğuz R9 seyircisine 5.6 milyon vermek mi yoksa gidip Inform Ronaldo falan almak mı deseniz normal Cristiano Ronaldo. Ben Cristiano Ronaldo'yu almanızı söylerim ya da eğer çok Ronaldo ile oynamak istiyorsanız Fenomen Ronaldo ile gidip 94'ünü almanızı söylerim. Çünkü herhangi hiçbir avantaj yok. Eğer elinizde çok fazla alamayan yüksek rating oyuncu yoksa bu SBC'lerin herhangi hiçbir e, olayı yok benim gözümde. Çok saçma olur çünkü hiçbir karı olmaz kullanıcısı için. E, kısacası arkadaşlar uzun lafın kısası şunu belirtmek istiyorum sizlere. EA Sports bu sene kendi oyunlarının kontrolünü kaybetti arkadaşlar. Neden kaybetti? Geçen senelerde, daha doğrusu FIFA 18'de arkadaşlar, evet oyun yine insanlar tarafından nefret ediliyordu ama FIFA 18'de EA Sports beklediği kar marjına çok erken ulaşmıştı. Yani kar marjına çoktan doldurmuştu zaten. Yani artık o saatten sonra insanlar ne derse desin umurlarında değildi. Ama ve lakin bu sene EA Sports bütün sene başında yapmış olduğu ekonomik planların hiçbirine uyamadı arkadaşlar. Ve hatta EA Sports biliyorsunuz ki 350 tane çalışanı çıkardı. Sebebi ise Andrew Wilson, EA Sports'un CEO'sunun söylediği şey şu. Biz oyun e, dünya camiası, e, dünyadaki oyun camiasının en iyi oyun firması olmak istiyoruz ve açık konuşmak gerekirse şu anda burada değiliz şeklinde bir açıklaması var ve bu şekilde 350 kişi arkadaşlar işten çıkardı. Bunlardan çoğu prodüsür işte reklam hani oyunu reklamlayanı tasarlayanı gibi işte bu hani asıl oyunu para ettirecek veya insanları ilgisini çekecek kısımda çalışan insanları işten çıkardı. Çünkü FIFA 19 gerçekten de EA Sports için bir başarısızlık öyküsü oldu arkadaşlar. Ee, şöyle bir durumu da var. Biliyorsunuz ki Cristiano Ronaldo öyle reklam yüzü anlaşması imzaladılar. Şimdi Ronaldo'nun yüzü falan da kalktı. Tabii hani bizim için çok fazla bir şey olmasa bile Ronaldo'nun yüzünün kalkması bizim için çok fazla bir şey ifade etmese bile artık raflarda oyun Ronaldo'nun yüzüyle yer almıyor arkadaşlar. Biz sen hani her ne kadar desek Ronaldo ne kadar fark ettiriyor falan diye. Ronaldo kesinlikle fark ettiriyor ki Nike senelik bu adamı 25-30 milyon euro para veriyor arkadaşlar. Niye veriyor? Sırf reklam yüzü olsun diye. Çocuklar görüyor mesela Ronaldo'nun ayakkabısı. Anne bunu alalım, anne bunu alalım. Gidiyor annesi sırf e, giymese bile Ronaldo'nun ayakkabısı diye alıyor. FIFA da bence bu şekildeydi. Ronaldo'nun fanları falan bile çok fazla alıyordu. Buradan da eSports bir e, kendine bir damga yedirtti. Yani hem kapak gücü olmadı hem oyunun e, oynanabilirliği çok kötü ve aynı zamanda insanı bu sene oyunun kontrolünü gerçekten kaybettiler. Hani ilk başta iyi gidiyordu ekonomik olarak. Herkes paket açtı falan. Seneye güzel başladı FIFA 19. Ama ve lakin sonra işte gelince böyle insanlardan nefret, hakaret falan gelince EA Sports'ta beklediği satışlara ulaşamayınca arkadaşlar oyunun kontrolünü kaybetti. Ne çıkar? Sapıttılar yani. Şunu mu çıkarsam, bunu mu çıkarsam işte yani insanları mutlu mu etsem, kendimi mutlu etsem falan diye böyle arada kaldılar ve gerçekten sapıttılar. Ee, oyunun başına markette çok, mesela markette çok kontrol ediyorlardı oyunun başına işte 83'e ler, 84'lerin piyasalarını hep düşürüyorlardı. Son zamanlarda büyük oyuncuların piyasalarını da düşüremiyorlar. Çok enteresan yani ya bile bile düşünmüyorlar diyeceğim ama bile bile düşünmemeleri imkansız. Yoksa Momentico'nun sebebcesinde bizim öngörümüzden pahalı diye çıkarmadık diye bir şey söyleyip insanların tepkisini çekmezlerdi. Bence marketin kontrolünü kaybettiler, oyunun kontrolünü kaybettiler, her şeyin kontrolünü kaybettiler. Ve kendi şirketlerinde arkadaşlar çalışan, ben bunu bir videomda da açıklamıştım. Kendi şirketlerinde çalışan insanların yapmış olduğu illegal işler de var. Coin ticareti, yabancı siteleri coin satma gibi işler de var. Çünkü dünyada bir sürü coin sitesi var ve bu kadar coin'in dünyada dönmesi imkansız biliyorsunuz ki kendi şirket içine dönen bazı sıkıntılar da var. Bundan dolayı bu sene arkadaşlar EA Sports tamamen bir başarısızlık öyküsü yazmıştır. Biz bu oyunu ya bak FIFA'yı biz oynayıcıları kadar bizim kadar ya biz kullanıcıları kadar şu FIFA'yı sevseler her şey çok farklı olacak. Ya bu adamlar bu oyunu bence gerçekten sevmiyor. Çünkü eğer bir insan bu oyunu sevse arkadaşlar sürekli yanlış fotoğraf paylaşma. Mesela 95'lik adamı 93 paylaşma gibi böyle saçma salak hatalar yapmazlar. Yani hani e, oradan bile zaten şu mesela Hüseyin Özsoy. Türkiye'de mesela Aaron Ramsey'in arkadaşlar SVD'sindeki adı Hüseyin Özsoy. Bu bir bir hakarettir yani bu hani hata falan değil bu bir hakarettir ve kaç kaç gündür duruyor orada. Hüseyin Özsoy nedir abi? Aaron Ramsey yerine Hüseyin Özsoy. Haftalık görevlerde asıl asıl görev İngilizce'de Kolombiyalı'da gol atma. Bizde bir İspanyol yazıyor, bir Brezilyalı falan yazıyor. Yani çok saçma. Gerçekten çok saçma. Ölmeyecek sene arkadaşlar. Dediğim gibi oyun farklı olacak. FIFA geçen hafta yapmış olduğum FIFA 20 ile ilgili ilk bilgiler videosunu göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Onun ikinci videosu arkadaşlar bu hafta gelecek. Hatta bugün bile gelebilir. Bugün iki video gelecek. Hangi gün izliyorsunuz bilmiyorum. Bugün iki video gelecek. Ee, aynı zamanda şu anda arkadaşlar görüyorsunuz ki ekranda e, ee, Vieira'nın seviyesini yaptık. Vieira arkadaş oyundaki en iyi açık ara benim için en iyi CDM yani defansif ortası ama belki CM de oynayabiliyor. Ben 4-4-2'nin cm'sinde oynatacağım e, Dolayısıyla benim için çok yarayan bir kart. Satılamazlarla şunlarla bunlarla falan birlikte bir de ben biliyorsunuz snipe ucuza yapıyorum arkadaşlar. 1.3 milyona geldi bana. E, paketlerden sonra falan tabi. Paketlerden hiçbir şey çıkmadı bu arada onu da söyleyeyim. Birkaç tane Man of the Match çıktı. O gece çıkmış. Gece yapmışım orada SVC'yi. E, orada çıkan Man of the Match'ler var ve bir tane de çıktı. 250 kydı arkadaşlar. vanday Dyke'ı satabildik. Bu şekilde güzel bir e, SBC oldu benim için. Lazım yani bu arada düşünüyorsanız hani 2.5 milyona şöyle izah edeyim size. Elinize eğer bir ikon varsa benim de ikon da vardı Van çok kötü zaten. Onu verdim orada 350k düştü. 2 milyon 150'ye falan e, yapılabiliyordu ben biraz snipe yaptım. Ucuza kadro falan bitle mitle falan aldım. Bir şeyler ettim. Paketi açtık kapattık derken 1.2 milyon e, bir euro diyecektim. 1.2 milyon coin ise Patrick Vieira'yı aldık. Sizler de eğer o, o paralara yani hele, hele elinizde ikon varsa sakın düşünmeyin abi. Direkt bu kartı yapın. Hani şunu demeyin işte kantinin özellikleri daha iyi duruyor falan. Arkadaşlar bu ikonlarda ya yani oyunda özel bunların animasyonları var. Sadece ikonların yapabildiği animasyonlar var. Bacağın uzaması mı dersin, kafaya dönmesi mi dersin. Bu enteresan özellikleri var ikonların. Dolayısıyla ikonları yaparken özellikle iyi ikonlar işte Cruyff, Hulit, Vieira, R9, Ferdinand gibi adamları alacakken, Maldini gibi adamları alacakken hiç düşünmeyin. Yok Pace azmış, şu yazmış falan diye. Gerçekten bu adamlar oyunda enteresan işler yapabiliyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar mutlaka bu kartları alın. Videonun sonunda arkadaşlar manayı göstereceğim ve kadrolu da göstereceğim. Dediğim gibi bayağı sağlam oldu Viera. Viera gerçekten çok iyi bu arada. Hani yapmayı, yapmayı düşünen varsa bakın bir saniye beklemeyin. Bir saniye beklemeyin. Hani CDM tek başına koyun abi o mutant gibi zaten. Bir sağ atlıyor bir sola atlıyor bir bacağı uzuyor bir şeyler oluyor falan. Fiziği muazzam kafa toplarında zaten biliyorsunuz ki on numara. Yani sakın ama sakın bu kartı kaçırmayın derim arkadaşlar. Şimdi hemen gelin sizlere kadromu göstereyim. Ve aynı zamanda manelin sebebini de yorumlayalım. Evet sevgili dostlar şu anda kamerayı kaldırım sizlerin daha rahat görebilmesi için. Arkadaşlar şu anda kadromuz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi sizlere şöyle göstereyim. E, tercihlerimizi hemen anlatalım arkadaşlar. Messi zaten biliyorsunuz ki muazzam bir kart. E, kendimden de sevdiğim için Messi'yi satın aldım. Aynı zamanda Maradona'ydı arkadaşlar. Tamamen kendim sevdiğim için satın aldım. Hani yoksa herhangi bir olayı yok. Hani almayabilirsiniz, alabilirsiniz ama ben hani FIFA'da her zaman şunun arkasındayım. İşte Maradona alma oynamaz, Gullit alma oynamaz, şunu al oynamaz falan gibi. Yani bu tamamen kişilere göre değişir. Bu oyundaki ultimate'imi kuruluş amacı zaten insanları sevdiği kartlarla bir arada oynayabilmesi. Ben de Maradona'yı sevdiğim için ve arkadaşlar bence bu karta göre inanılmaz ucuz olduğu için aldım. 2.2 milyon coin ise biz satın aldık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sadece tek sıkıntı zayıf ayağı. Ama dediğim gibi bir kartı seviyorsanız bu fazla umurunuzda olmuyor. Ben Bale'ı seviyorum mesela. Benim için Bale'ın zayıf ayağı da çok fazla umurumda değil. Sevdiğiniz oyuncularla keyif alarak oynamanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda 91'lik mid ikon Esebio var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hemen yanında Viera'nın SVD'si var zaten bakışlardan görüyorsunuz enişte felaket bakıyor. Hulit'in bebeği var arkadaşlar. E, Sadio Mane var. Mane'yi mutlaka yapın arkadaşlar. Tam bir zır deli. Hani gerçekten zır deli lakabına uyan bir kart. Fiziği arkadaşlar. Fiziği en enteresan bir kart bunu Yani hani böyle fiziği böyle zayıf gibi falan duruyor ama ya zımba gibi arkadaşlar. Hani koşarken L2'ye bastığınız zaman tazmaya canavarı gibi koşuyor. Şutu, dribblingi her şey benim için yeterli. Fiyatı da uygun. High medium work rate ile zaten inanılmaz bir e, çalışma prensibi de var. Bana göre ben Mane'yi çok beğendim arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ele satılamazlarınız falan varsa yapın. Herkes Team of the Season'ı bekleyeceğim. Team of the Season'ı bekleyeceğim diyor arkadaşlar. Tabii ki onu da bekleyebilirsiniz. Hepinize saygı duyarım ama ve lakin bu kartın e, Team of the Season'da 300k gibi bir coin'si alamazsınız. Bu da aklınızda bulunsun. Sol arkadaşlar arkadaşlar Grimaldo var. Bu kartı çok kişi tercih etmiyor. Sebebi ise oynadığı lig. Ama ve lakin kart muazzam bir kart arkadaşlar. Yapmayı veya almayı düşünen varsa mutlaka alabilirsiniz. Yanında Düz Ramos, Prime Can Navarro, Florenzi'nin arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi live kartı var. Ve kalede de David De Gea var. Ve David De Gea'nın alındığı fiyata bakacaksanız 13k coins arkadaşlar snipelandı. David De Gea da bu şekilde welcome to the club mate şeklinde geldi arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde dediğim gibi kimsenin ne dediğine bakmayın. Yok şu kötü, şu iyi bilmem ne falan diye. Siz kimi seviyorsanız onunla oynayın arkadaşlar. Ee, bu oyunda Mahrez'i herkes çok mu seviyor? Yok. Sadece F2 Tex oynadı diye sene başına herkes Mahrez'i oynuyordu. Başka bir sebebi yok. Yani dolayısıyla bazı insan bir kartla oynayabilir, bazısı oynayamayabilir. Dolayısıyla arkadaşlar fazla düşünmeyin, fazla kafa yormayın. Gidin. Kimi seviyorsanız onunla oynayın. Bu kadrodaki tek e, dezavantajı stoperlerin kısa olması arkadaşlar. O da önümüzdeki hafta Ferdinand'la zaten Ferdinand Ramos ikilisiyle zaten burası da değişecek dediğim gibi. Şu anlık kadro bu şekilde. Mane'yi mutlaka yapın, Vieira'yı mutlaka yapın ve bugün bir tane daha video atacağım. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere bir sorum olacak. O da şu. Eğer direksiyon seti alıp F1 veya Need for Speed oynasak yayınlarda izler misiniz arkadaşlar? Direksiyon setiyle böyle güzel bir kameralı falan. Bildiğiniz araba şeklinde bunu izlerseniz bana yorum yazabilirsiniz. Hepiniz yorumları benim için çok değerli biliyorsunuz sevgili dostlar. Ee, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi her zaman trade taktiklerini oradan paylaşıyorum. Ee, olaylar bu şekilde. Bugün ikinci videosunu görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Beğenip paylaşmayı, yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.